İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Mersin Gazetesi. Teröristleri bulacağız ve gereğini yapacağız. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de önceki gün polis servis aracına düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan polis memurları ve sivil vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Flakka denildi, numara çıktı. Mersin'de dün çekilen sosyal paylaşım sitelerinde hızla yayılan videoda bir gencin yaptığı hareketlerin numara olduğu ortaya çıktı. Birçok yerde insanları zombiye çeviren Flakka isimli sentetik uyuşturucu kullandığı söylenen gencin, yapılan testinde sadece esrar içtiği ve ifadesinde dikkat çekmek için böyle bir şey yaptığını söylediği öğrenildi. Çukurova Gazetesi. Davar gütmesi gerekenler öğrenci yetiştiriyor. CHP Mersin Milletvekili Dr. Hüseyin Çamak, 400 bin öğretmen adayının atama beklediğini hatırlattı. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık gibi ön lisans bölümlerinden mezun olanların sınıf öğretmenliğine atandığını savunan Çamak, davar gütmesi gerekenler maalesef öğrenci yetiştiriyor dedi. Atatürk portresi için 10 bin gönüllü aranıyor. Toroslar Belediyesi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 79. yıl dönümünde bir rekora imza atmaya hazırlanıyor. Toroslar Cumhuriyet Meydanı'nda 10 bin gönüllüyle dünyanın en büyük canlı Atatürk portresi oluşturulacak. 10 bin kişiyle atamıza koşuyoruz diyen Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, gelecek nesillere bir miras olarak sunulacak bu eşsiz görüntüye eşlik edecek 10 bin gönüllünün aynı zamanda tarihi bir ana da tanıklık edeceğine vurgu yaptı. Haberci Gazetesi. Gezen Bilim Yollarda projesi başladı. Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Gezen Bilim Yollarda projesi kapsamında Tece Cumhuriyet Ortaokulu'nda projenin tanıtımını gerçekleştirdi. Suç işleyen hesaplar anında kapatılsın. MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında sosyal medyayı uygunsuz olarak kullanan hesaplara dikkat çeken Şimşek, hakaret ve tehdit içeren sosyal medya hesaplarının kapatılmasını istedi. Hakimiyet Gazetesi. Turist var, para yok. Çukurova Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Murat Demir, geçtiğimiz dönemlere göre ülkemize gelen turist sayısının arttığına dikkat çekerek, bu artışın aksine gelirlerde düşüş yaşandığını söyledi. Emlak vergisinde geri adım. Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Yavuz Selim Madenli, hükümetin milyonlarca vatandaşı ilgilendiren fahiş emlak vergisine neşteri vurarak yeniden bir düzenlemeye gittiğini ve bu doğrultuda belediyelerin de harekete geçtiğini söyledi. Güney Gazetesi. Peynirimizin tanıtımını yapamıyoruz. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, peynir ihracatının devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini belirterek, Türkiye gibi potansiyeli olan bir ülkenin peynir ihracatını milyar dolarlara çıkarması hiç de zor değil dedi. Belediye çalışanlarına madde bağımlılığı semineri. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Tarsus Belediye çalışanlarına madde bağımlılığı ve önlemleri üzerine eğitim semineri verdi. İmece Gazetesi. Yeniden aranıyor ama bulunamıyor. 29 Eylül 2017 tarihinde şartlı tahliye edilen Mersin ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlarının da danışmanlığını yapmış Erkan Karaaslan hakkında 6 Ekim 2017'de çıkartılan yakalama kararına rağmen henüz yakalanamadı. Bu defa olsun. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig'de geride kalan 8 haftada Mersin İdman Yurdu dışında tüm takımlar puanla tanıştı. Mersin İdman Yurdu şu ana kadar oynadığı 8 karşılaşmada hiç galibiyet alamazken 8 mağlubiyet alarak bu alanda tek kaldı.